Burası Bursa Gederek. Burası turşu fabrikası değil. Burası turşu köyü. Ev yapımı değil. El yapımı. O zaman bu köyde evlenenlerin kaderi turşucu. Aynen öyle. Ya babası turşucu ya kocası turşucu. Ha? Öyle. Elimizi kesmez mi? Yok, kesmez. Bıçaklar sadece pancarı kesiyor. Süslü bıçak özel buna pancarı. Sadece pancarı kesiyor. Ha bir de limon tuzu. Bu iyice ekşi oldu bu turşu. Hepsine gelmez bu turşu. Çok ekşi oldu bu. Altında turşu yok. Nasıl bir ilişki ya? Bir görümce gelinin annesinin halısını yıkar mı ya? Kız duyalım halı yıkamacılara. Yok beğenmiyoruz. O yüzden kendimiz bu sefer yıkayalım. Geçen sene falan verdik. Ha. Ben hiç beğenmedim. Söyle ya şimdi biz biraz pimpiriz de beğenmiyoruz aslında güzel. su parası çok gelmiyor mu kız? Yok valla bir sefere mahsus veriyoruz işte öyle. O zaman sen akrabalardan başka kimseye bu makineyi vermiyorsun. Yok vermem. Niye? Bulamıyor zaten herkes. Zor dediler. Yapamazsın dediler. Bakalım biz ne yapacağız? Yalnız var ya yaparsam Huriye benden çekeceğim var. Ona göre hayatım. Hazır mısın? Uçak mı kaldırıyoruz? Ne yapacağız? Bu kadar zor bir şey mi? Elma şekeri yemeniz için çocuk olmanıza gerek yok. Ama şeker normalde dişleri çürütür. Ama benim çürütmedi. Sen yaptırmışsın Demir amca. Bunun tarifini bize de verir misin? Tarifini veremem. Bütün renklerde gıda boyası var. Her şeyde, dondurmada da gıda boyası var. Tabii. Mesela sizde de gıda boyası var. Bende de mi var? Evet. Ya niye bende gıda boyası olsun? Makyaj var. Evet. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi'den alan Orhan Gazi'deyim. Bildiğiniz gibi Osmanlı Devleti'nin ikinci padişahı Orhan Gazi hem de Osmanlı Devleti'nin ilk parasını basmıştır. Nasıl bir ilişki ya? Bir görümce gelinin annesinin halısını yıkar mı ya? Kız duyalım halı yıkamacılara. Yok beğenmiyoruz. O yüzden kendimiz bu sefer yıkayalım. Geçen sene falan verdik. Ha. Ben hiç beğenmedim. Söyle ya şimdi biz biraz pimpiriz de beğenmiyoruz aslında güzel. su parası çok gelmiyor mu kız? Yok. Valla bir sefere mahsus veriyoruz işte öyle. O zaman sen akrabalardan başka kimseye bu makineyi vermiyorsun. Yok vermem. Niye? Bulamıyor zaten herkes. Zor dediler. Yapamazsın dediler. Bakalım biz ne yapacağız? Yalnız var ya yaparsam Huriye benden çekeceğim var. Ona göre hayatım. Hazır mısın? Uçak mı kaldırıyoruz? Ne yapacağız? Bu kadar zor bir şey mi? Beş yaşında çocuklar kadar mutlu. Mutlu bir bahar var. Nerede o eski günler? Nerede o çocukluğumuz? İnsan her şeyi unutsa da çocukluğunu unutmuyor ya. Çocukluğumun tatlarından bir pamuk şekeri unutmam. Bir de elma şekerini. Yanımda elma şekeri satan bir amcam var ve buranın en eski elma şekeri satan amcası. Selam amcam, nasılsın? Teşekkür ederim. İsminiz ne? Demir. Demir amca, sen yıllardır elma şekeri mi satıyorsun? Evet. Tek işin elma şekeri satmak mı? Demir amca seni duymaya çalışıyorum Demir amca. Evet. Elma şeker satıyorum. Başka bir işi yok mu Demir amca? Ben emekliyim. Yıllardır elma şekerciyim. Aha. Elma şeker satmaktan zevk alıyorum. Çünkü çocuklar çok seviyor. Ya ben de çok seviyorum. Benim gibi eminim seven bir sürü insan vardır. Değil mi Demir amca? Evet. Peki sen yiyor musun elma şekerlerini Demir amca? Tabii mi? Çok seviyorum. Şekerin yok mu senin? Yok. Maşallahın varmış Demir amca ya. Demir amca bu elma şekerlerini kim yapıyor? Ben yapıyorum. Sen mi? Evet. Nasıl? Tarif verecek misin bize? Tarif veremem. Niye ya Demir amca? Aşk olsun. Elma şekerlerini batırıp çıkarıyoruz. Nereye batırıp çıkarıyorsun? Şekerin içine. Ama o şeker beyaz. Nasıl kırmızı oluyor? Gıda boyası var. Bütün renklerde gıda boyası var. Her şeyde, dondurmada da gıda boyası var. Tabii. Mesela sizde de gıda boyası var. Bende de mi var? Evet.
Ya niye ben de gıda boyası olsun? Makyaj var. Evet. Aşk olsun Demir amca ya. Sen şimdi gıda boyanı nasıl benim boyamla karşılaştırırsın? Ben yıkayınca gidiyor ama o yenince gitmiyor. Bu da gidiyor. Demir amca, peki bu gıda boyaları zararlı değil mi? Hayır. Nasıl hayır? Ben 60 senedir bu gıda boyasını satıyorum. Ama bütün tıp doktorları yasaklıyor. Ama yasaklasın, doktorlar da benden yıllardır, ben macuncuyum bir de. Doktorlar senden o zaman alıyorlar ha? Allah ne macun yemiştir benden. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Aşağı yukarı devamlı yapmadım da 65 yıldır bu meslek var bende. Peki bu baba mesleği mi? Yok, bir abimden öğrenmiştim. Demir amca, bunun tarifini bize de verir misin? Tarifini veremem. Ama şekeri batırıyorsun dedin. Tarifi önemli. Buralarda... Tarifini isteyenler çok var. Çok mu var? Veremem. Ama ben elma şekeri gidip evde yapmayacağım ki. Olsun yani. Şimdi her şeyi yaptık. O işte. Tarifini sormayacağım. Hiç bana bakmıyorsun Demir amca. İşim bayağı rahatsız. Şu pozisyonda beni görse belki de kızar bana, biliyor musun? Ya. Şimdi diyecek ki ben rahatsız kesel. Şeye mi girdin değil mi yani? Kulu ağrıyor çok. Ya ne kadar hassassın Demir amca. Yani, ama bu senin inceliğinden yoksa yani, ablanın adı ne? Teyzenin adı ne? Hatice. Demir amca, evet. Seni kıskanıyor mu Hatice teyze? Her kadın kocasını kıskanır, her koca da hanımını kıskanır. Sen şimdi Hatice teyze seni kıskanacak diye mi korktun yoksa? Yok. Hatice teyzen bazı yönlerden böyle şeylere alışkın da şu anda rahatsız. Çok geçmiş olsun. Demir amca, şimdi bu elma şekerlerin tarifini vermemekte ısrarlı mısın? Tabii ısrarlı. Ama şimdi kimse evde elma şekerini yapmaz ki. Tamam da işte onu bana sormayacaksın. Bak, tamam zorlamıyorum. Tarifini verme. Tabii. Peki Demir amca, peki neden çocuklar elma şekerini çok severler? Güzel olduğu için, tatlı olduğu için. Görüntüsü de güzel ya. Baksana ne kadar güzel duruyor. Kan kırmızısı. Evet. Peki içindeki elmalar nereden geliyor? Orhangazi'nin elmalığından. Dişsiz olanlar nasıl yiyecek o zaman? Dişsiz olan elmayı artık buna göre idare edecek. Senin dişlerin var mı Demir amca? Var, baksana. Maşallah var vallahi. Yaptırmışsın, bakımlamamışsın. Demir amca. Elma şeker yersen dişler bakımlı olur. Bakımlı mı olur? Ya niye? Dişleri iyi gelir. Ama şeker normalde dişleri çürütür. Var, benim çürütmedi. Sen yaptırmışsın Demir amca. Ama Demir amca, yapma dişler ayıp değil. Bak benim de dişlerim yapılı. Bunun yaşla alakası yok. Kendini kötü hissetme, tamam mı? Hayır canım. Yeter ki elma şekerini rahat yiyelim. Ne olacak yani? Demir amca, sen beni sevmedin inan ki. Bir tane elma şekeri bile ikram etmedin ya. Buyurun. Hiç yüzüme bakmıyor Demir amca yalnız. Çok mersi Demir amcacığım. Hatice teyzeciğim, geçmiş olsun. Elma şekerlerinin tadına bakıyorum. Demir amca. Ben yiyemem. Bir tane ye, ne olacak ya? Vallahi bu onu da ben sana ısmarlayacağım. Ben sana ısmarlayacağım Demir amca. Elma şekerini şuradan tutuyorsunuz. Nereden tutuyoruz? Şuradan tutuyoruz. Şöyle. Şöyle yapıyorum. Bu şekilde. Şuradan ısırıyorsun. He böyle. Demir amca, vallahi dişlerimi kıracağım. Ben bunu sen ısıramam. Bak iyi ısır. Bak. Biraz daha az. Amanın derdinden divan. Bir şey olmaz da dişini batır. Ah! Tamam ısırdın bak. Evet. Evet. Şeker buradan ısırmayacak. Bahar Hanım hiç böyle elma şeker yememiştir. Vallahi Demir amca, gerçekten elma şekerin güzel ama senin gibi demir gibi, vallahi adın gibi böyle demir. Teşekkür ederim. Ama benim dişlerim seninki demir gibi.
Demir amca, elma şekeri yemek için çocuk olmak gerekir mi? Yok, büyükler de yiyor. Elma şekerini ben hep büyüklere satıyorum. Ya. Benim çok müşterim sizin yaşınızdaki müşterilerim var, benim devamlı yiyorlar yani. Peki yaşı büyük teyzeler var mı? Var. Elma şekerini seven, yaş önemli değil. Ama dişleri kesiyor mu ki onların? Keser keser. Kesmeyen de zaten götürür, hediye eder. Çocukları mutlu eder. Elma şekeri yemeniz için çocuk olmanıza gerek yok. Ay ağzım sulandı yerken vallahi. Elma şeker, elma şeker. Herkesin canı şeker, elma şeker. Nasıl bir ilişki ya? Bir görümce gelinin annesinin halısını yıkar mı ya? Kız dünya alem halı yıkamacılara. Yok beğenmiyoruz. O yüzden kendimiz bu sefer yıkayalım. Geçen sene falan verdik. Hı-hı. Ben hiç beğenmedim. Söyle ya şimdi biz biraz pimpiriyiz de beğenmiyoruz. Aslında güzel. su parası çok gelmiyor mu kız? Yok valla bir sefere mahsus veriyoruz işte öyle. O zaman sen akrabalardan başka kimse bu makineyi vermiyorsun. Yok vermem. Niye? Bulamıyor zaten herkes. Zor dediler, zor dediler. Yapamazsın dediler, dediler. Bakalım biz ne yapacağız? Yalnız var ya yaparsam Huriye benden çekeceğim var. Ona göre hayatım. Hazır mısın? Uçak mı kaldırıyoruz? Ne yapacağız bu kadar zor bir şey mi? İndeki kaynana var da ağzı pantidu yok öyle bir durum. Ayşe teyze peki sen gelinlerine nasıl davranıyorsun? Gelinlerimi bazen çok kötü bazen çok iyi. Hiç çenesi olmayan kadın var mıdır? Yoktur. Çenesi olmayan kadın kimdi biliyor musun? Kim? Var. Mezarda yatar. Ama ben senin gibi kaynana istemem biliyor musun Ayşe teyze? Tabii istemiyorsun. Yükselir misin benim kumadama gireceksin böyle gezeceksin dünyayı. Ben seni pis almam ki git gez. Orhan Gazi'de örnek köydeyim. Yoldan geçerken tabii ben de her kadın gibi hijyenik, temiz olmayı seviyorum. Baktım teyzeler tuhaf tuhaf makinalarla halı yıkıyorlar. Merak ettim. Hadi gidelim bakalım. Kızlar kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Ay ne güzelsiniz burada ya. Ne yapıyorsunuz? Evet. Ama geç kalmışsın halı yıkamaya abla. Evet doğru söylüyorsun. Biraz işleriniz vardı geç kaldım. Ne işin var? Bahçe işlerimiz var. Adın ne abla? Selame Korkmaz. Selame. Evet. Kız beni ıslattın, durdu. Yok, ıslatmam. Daha ben 3 gün çekim yapacağım bu ayakkabılarla, çoraplarla. Temizliği seviyorum sizi. Temizliği seviyorum ama hani böyle gurbetçi olunca böyle oluyor. Siz kimsiniz? Ben bu evin kızıyım. Annem olur kendisi. Ay, adınız evet, ne? Vesile Çakır. Vesileciğim, bekar mısın kız? Yok, evliyim. Evlisin. İki tane çocuğum var, evet. Ha, annene yardıma geldin. Evet. Bu abla kim? Gel ablacığım senle. O da bunun görümcesi. Ha, görümcen. Ay, şu ilişkinin güzelliğine bakın. Kızının görümcesiyle halı yıkıyorlar. Akrabalık evet. Var mı? Yok. Yok. Ay vallahi ben çok kıskandım ya. Ne güzel görümcem var. Abla sen de gelsene şöyle. Gel gel. Gel. Canım bir şey olmasın. Siz nerelisiniz? Buralı mısınız? Ben Karadenizliyim. Bu Gürcü. Gürcü. İznik Gürcü. İznik Gürcü'lerinden. Nasıl bir ilişki ya? Bir görümce gelinin annesinin halısını yıkar mı ya? Komşuyuz burada. Komşusunuz da yani hani insanın bir zoruna gider sanki. Yok. Adın ne abla senin? Huriye Varlı. Huriye abla ne iyi kadınsın sen ya. Vallahi sevdim seni kız. Sağ ol. Ben şöyle anneciğim çok özür dilerim ben şöyle bir araya geçebilir miyim? Aynen. Huriye abla senin kendi görümcen var mı? Var. Çok seviyorlar beni.
Çok mu seviyorlar? Çok. Onlar da geliyorlar mı sana yardıma? Geliyorlar. Senin annene geliyorlar mı yardıma? İşte. Yani senin gibi yapmıyorlarmış bak. Yok yapmıyorlar. Onların yapmadığı şeyi sen niye yapıyorsun? Allah rızası için. Ay kıyamam ya. Sen ne tatlısın. Hakikaten iyi kadınmış bu ya. Valla sen şanslısın. Kadir gecesi mi doğdun kız? Yok yok. Kocan da aran nasıl? İyidir sağ olsun. Ne iş yapıyor? Eşim asansör işiyle uğraşıyor ama yurt dışında. Aa, evet. Her gurbetçilik var kardeş. Yok gidip geliyor sık sık. 15 günde bir, bir ayda bir. Alıştım tabii. Alıştın artık. Aynen. Pek bir şey yok. Gel tatlım. Ay bu çocuk sapsarı ya. Ay gel seni biraz öpeyim aşkım ya gel. Oy 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 oy. Oh şu kameralara bir selam ver bakalım. Ver bakalım. Adı ne? Ahmet. Onun eltisinin Ahmet. Ha. Bu senin oğlan mı? Ay maşallah vallahi ya bu çocuklar ne tatlı. Şimdi bu abla ne yapıyor? Şimdi biz halıları yıkıyoruz işte böyle. Yıkamaya vermiyoruz. Kız dünya alem halı yıkamacılara veriyor hallarını. Yok beğenmiyoruz. O yüzden kendimiz bu sefer yıkayalım. Geçen sene falan verdik. Ha. Ben hiç beğenmedim. Siz halıları çok kirletiyorsunuz. Yok ondan değil ya. Temiz yıkanmıyor orada. Ben beğenmiyorum yani. Kız eskiden otururlardı annemler hatırlıyorum. Böyle dizlerinin üstüne çökerlerdi. O fırçayla fırçalardı da fırçalardı. Şimdi işte makinamız var. O makineyi fırçalıyor. Biz sade duruluyoruz. Zaten beni o makine cezbetti de geldi evet. Biliyor musun? Merak ettim. O elektrikli fırça mı kız? Evet. Ya. O yeni mi çıktı? Sen şu mikrofonu alsana ben şu oğlanı az öpeyim ya. Anlatsana aşkım o makineyi nereden buldun? Desene biz Karadenizliyiz. Ben bilmadım. Onu görümcemlerin makinesi o. Onların makinesi o yıkıyor bize. Ben de dedi, içimden dedim ki bu Karadenizler her şeyi her yerden bulurlar. Bunu da bulmuşlar. Yok yok onu da kayınpederi Karadenizli o buluyor işte. Ha kayınpederin mi buldu? Evet. Su parası çok gelmiyor mu kız? Yok valla bir sefere mahsus veriyoruz işte öyle. Halı mı yıkamadan daha çok veriyorsunuz? Olsun ya temiz oluyor içimize simiyor. Daha güzel oluyor tabii, ha? Tabii aynen. Burada şimdi kendi halların var sadece annenin mi? Burada şimdi annemin halıları da var. Üç parça benim büyük halım var. Onlar küçük parçalar işte. Birkaç tane de. Kaç gün halı yıkıyorsunuz? Bitiyor bugün. Bitecek. Bitiyor. Bitecek. Bir günde sabah başlıyorsunuz akşama kadar. Makine olmasaydı 2-3 gün sürerdi bunlar. Kız bu havada bu halılar nasıl kuruyacak? Kokarlar. Bak yukarıya bak elleri yıkadık. Orada da pas tutarlar sonra yok, halılar. Yok yok bir şey olmuyor. Seriyoruz onların üstüne naylon ince sereceğiz. Ha naylon sereceksiniz. Bak pür yıkıyorlar biz. Tabii. Aynen. Burada başka sizin gibi yıkayan komşular var mı? Yok. Bir tek siz. Bunu kendimize aldık. Kendimiz koymak için. Bunlar da yani yıkayamıyoruz yardım bir şey yapabilirsin diye. Ben de gelmedim. O zaman sen akrabalardan başka kimseye bu makineyi vermiyorsun. Yok vermem. Niye? Kullanmıyor zaten herkes. Niye? Ya şimdi komşu gelse dese ki bu makineyi bana ver yıkayalım vermez misin? Ama versem de kullanamaz. Niye bir tek sen biliyorsun kız? Yani onu biraz sen deneyin sizi. Öğrenmek için zaman lazım. Ha iyi hadi ben de bir bakayım bu nasıl bir şeymiş. Vallahi merak ettim. Gel, hadi gel. Gel durularız hadi. Yok basmayayım kız günahtır vallahi. Dediler yapamazsın dediler. Bakalım biz ne yapacağız? Yalnız var ya yaparsam Huriye benden çekeceğim var. Ona göre hayatım. Hazır mısın? Şimdi basıyoruz buraya değil mi? Evet. Tamam sen bırak. Ben makineyi değil, makine beni götürüyor vallahi. Bir dakika. Ay ne zor işmiş kız. Bu nasıl? Kız bu nasıl olacak? Huriye. Vallahi sen güçlü kuvvetli kızsın hayatım. Devam. Makine be. Boşuna demiyormuş herkes beceremez diye. Dur ben bir daha yapayım. Çok heyecanlıydı ama ortaya götür biraz. Nasıl arama kullanır gibi? Çok ağır kız bu. Çeksin. Eteğim oldu. Ah. Hem sabun. Çok heyecanlı kız bu. Yemin ederim. Ama bu çalışmıyor artık. Benden vazgeçti.
Ne papaz deyince ben de zannettim ki hani uçak mı kaldırıyoruz, ne yapacağız, bu kadar zor bir şey mi dedim ama gerçekten doğruymuş. Huriye, bu nasıl oluyor kız? Şöyle biraz kaldıracağım. Ben vallahi bunu beceremedim. Gel Huriye'cim, gel aşkım. Huriye'cim, sen çok haklıymışsın. Herkes bildiği işi yapmalıymış. Bu makineyi de kayınpederin nereden bulduysa ona çok selam söyle. Bir tek sana öğretmiş. Sen de güçlü kuvvetli kadınsın. Hallettin işte. Teşekkür ederim. İyi ki komşular çağırmıyor seni vallahi. Yoksa yanardın. Aynen. İşin varmış gerçekten. Aynen, aynen. Bu kaçıncı suya yıkanıyor? Bir de öyle bir şey var yani. Temiz görünüyor ama. İlk suyu. İlk mi? İkinci diyor. O ikinci, bu ilk. He. Ama baksana mis gibi. Şimdi siz bunu böyle duruladınız ya. O suları neyle çekiyorsunuz? Şurada. Yani en pratik hali bu olsa gerek. Evet. Ne diyorsun? Bir yap bak. Ha, daha kolaymış kız. Daha önce niye söylemediniz, beni yordunuz hep? Canım bir tane yaptım, biz akşama kadar yapıyoruz evde. Vallahi ev hanımlarının işi zor ya. Zor. Buradan bütün ev hanımı olan ablalarıma, teyzelerime selam ediyorum. Hakikaten onların işi çok zor. Peki bunu nereden buldunuz? Bunu da mı yaptırdınız kız? Şimdi onu bu halıları yıkarken, işte eskiden daha çok insanlar halı yıkıyordu böyle elde. Ha. Yıkarken benim annemin amcası vardı, rahmetli oldu şimdi. Hı hı. O ya. O böyle bir icat çıkarmış. Yapmış. Yok ya. Tabii. Babama yaptırdık işte aynısını. Birkaç kişi de var böyle yani. Halının suyunu çekmek için bile insanlar kafa yormuşlar, işi kolaylaştırmak için. Böyle bir icat bulmuşlar. Vallahi güzel. Göreceğim ya, ne olursa olsun. Evet. Allah kolaylık, aynen, versin. Ne zor işler bunlar. Keşke bir halı yıkamacıya versen de onlar da nasiplense. İşte ben beğenmediğim için vermedim. Ben bunları geçen sene verdim, beğenmedim yıkamasını. E başka yer yok mu kız? Kaç yer? Yani şimdi mesela bir halıcı temiz yıkıyorsa onu mesela şey övüyorlar, bize ona veriyoruz. Yani onu bile beğenmiyoruz. Yani hepsi öyle ya aynı. Ya şimdi biz için biraz pimpiriz de beğenmiyoruz aslında, güzel. Niye düşünüyorsun? Değil mi teyze? Niye kötülüyor? Bir dünya alem veriyor. Hayır, ben beğenmiyorum bu zamanlarda. Ya tamam, biz beğenmiyoruz ama biz de vereceğiz. Bak yaşlanınca hepimiz vereceğiz. Ben yaşlandım, vereceğim yani. Yok yok, iyisin iyisin. Bak gene kızlar yardım ediyorlar. Ediyorlar. Teyze. Gelinim de geldi şimdi. Hadi o zaman biz sizi çok meşgul etmeyelim. İşe devam edelim. İş beklemez. Hadi dök teyzeciğim. Mikrofon, ay mikrofonum. Ekmeğim. Ekmeğim, aşım, mikrofonum. Her yerim ıslandı vallahi. Kışın ortasında hastalanırsam yönetmen düşünsün. Halılar yıkanıyor. Tamam, güzel. Ama burada bir Karadenizli ailenin olduğu nasıl belli? Baksanıza, mısırları, daraları dizmişler. Neden bunları böyle koydun buraya? Gel 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 gel. Seni de yoruyorum böyle, ıslaksın. Yok, yok. Tatlım olsun, benim. Olsun, bir şey olmasın. Nerelisiniz? Trabzon. Belli mısırlardan. Bu mısırlar Trabzon'dan mı geldi? Yok, burada ektik, büyüttük. Soyduk. Burada kuruması için buraya koyduk. Sonra işte onları şey yapacağız, böyle ufalayacağız. Ha. Değirmende onların değirmeni var. Orada çekeceğiz. Un yapacağız. Ha, değirmen de mi var burada? Var. Kız, siz burayı Karadeniz'e çevirmişsiniz. Aynı Karadeniz vallahi. Zaten. Burası aynı Karadeniz. Burada herkes Karadenizli mi? Çoğunluk. 3 sene önce. Aha. İşte burası satılıyormuş. Bizimkiler de duymuş, Karadenizliler. Hı-hı. Biri duyan duymayana haber veriyor. Öyle alıyorlar. Gelmişler. Araziyi alıyorlar. Öyle önceden burada Ankaralılar oturuyordu. Bu mısırlar sonra ne olacak? Mısır yapacağız. Mısır ekmeği yapacağız. Lahana yapacağız. Ona koyacağız. Lahana mı? Lahana, kara lahana pişiriyoruz. Evet. Mısırla ne alakası var? Ununu koyuyoruz içine. Kara lahananın içine. Tabii ki de. O biz normalde pirinç koyarız ya. Yok, pirinç koymuyoruz biz. Mısır ekmekleriniz de ne güzel oluyor. Pişiriyor musun abla? Haber verseydiniz yapardık. Yok mu evde? Şey. Yok, şu anda bende yok. Tüh vallahi ya. Mısırı kuruttun mi? Bambarda duruttun mi? Nenen çarok yerde. Bunları unuttun mu? Bunları unuttun mu? Mısırı kuruttun mi? Ambarda. Hadi bir horon bize. Yok, gösteremez misin? Yok. Yeah.
insan nereye giderse gitsin alıştığı şeyden vazgeçemez. Hele damak tadı dünyanın en önemli şeyi. Kendi açımdan bunu söyleyebilirim. Özellikle biz Türk milleti nereye gidersek orayı memleketimize çeviririz. Teyzecim de ta Karadenizlerden gelmiş, Bursa'yı köyüne çevirmiş. Mısırı kuruttun mu? Ambarda duruttun mu? Neden çarık yerdi? Bunları unuttun mu? Bunları unuttun mu? Mısırı kuruttun mu? Ambarda duruttun mu? Neden çarık yerdi? Bunları unuttun mu? Bunları unuttun mu? Burası Bursa Gedelek. Burası turşu fabrikası değil. Burası turşu köyü. Ev yapımı değil, el yapımı. O zaman bu köyde evlenenlerin kaderi turşucu. Aynen öyle. Ya babası turşucu ya kocası turşucu. Ha? Aynen. Elimizi kesmez mi? Yok, kesmez. Bıçaklar sadece pancarı kesiyor. Süslü bıçak, özel bunlar pancarı. Sadece pancarı kesiyor. Ha, bir de limon tuzu. Bu iyice ekşi oldu bu turşu. Hatice yenmez bu turşu. Çok ekşi oldu bu. Altına turşu yok. Selamünaleyküm teyzem. Nasılsın? Hoş buldum. İyiyim. Ne yapıyorsun böyle? Gel böyle gel. Böyle oturuyorum işte, mısır unu yapıyorum. Mısır unu yapıyorsun. Evet. E sen Bursa'da bu mısır ununu nasıl beceriyorsun? Nereden aklınıza geldi bunlar ya? Bir Karadenizliyim. Biz eşim yaptı. Biz de ben daha oturuyorum. Aa, bunu eşin mi yaptı? Evet. Bu kız kim? Bu kız da torunum. Ay maşallah. Gel tatlım, gel gel gel, iki sohbet edelim. Bak hemen kız çocuğu dikkatini ne çekti gördün mü teyze? Adın ne teyze? Benim mi? Ayşe. Ayşe teyze, siz şimdi Karadeniz'de istediğiniz şeyleri bulamadığınız için evet, kendinize böyle bir şey uydurdunuz. İş bulduk, evet. Peki bundan para kazanıyor musunuz? Şimdi yok. Eskiden kazanıyorduk. Şimdi yok. Gel Ayşe teyzem şöyle. Şimdi kimse çalışmıyor. Mısırları yok. Kimse çalışmıyor mu? Millet çalışmıyor. Mısır yapmıyor. Biz geldiğimiz ya bayrak bile mısır, o duyuruk, satayırık. Burada yapan yok yani. Yok. Peki Karadeniz şeyleri yok mu, pazarları? Karadeniz pazarı hiç çıkmadık. Biz yapmadık ama var Karadenizlileri. Pazara alıyorlar benden mısır unu. He. Satayırık. Onlar da senden alıyorlar ama. Evet. Karadeniz'i özlüyor musun? Özleyelim ki değilim ki. Seni 3,5 ay öndeydim. Şimdi geldim. Niye geldin buraya? Geldim burada iş yapmaya. Gelinlerin ama, başına. Sen gelinlerin başına. 4 tane gelinim var. Onların başına traksiyon kullanıyorum. Arabayı nasıl kullanırsınız sen, ben de öyle kullanıyorum. Gelinleri. Vallahi jandarma gibi kayınvalideleri var. Allah eksik etmesin. Yoksa eksik etsin. Yok yok, eksik etmesin. Allah seni onların başından eksik etmesin teyze. Onlara soracaksın. Onlar memnunlar mı senden? Bilmeyirim. Onu onlara soracaksın. Gizliyim. Bana sormayacaktın. Kamerayı çekmedin. Önce onlara soracaksın. Nerede? Burada varlar mı? Var var. Hepsi burada. Nerede? Daha bir tanesi var kata. Ayşe teyze, peki sen gelinlerine nasıl davranıyorsun? Gelinlerimi bazen çok kötü, bazen çok iyi. Kötü nasıl yani? Bazen sinirlenirim, bağırırım. Mesela ne yapıyorlar seni sinirlendiriyorlar? İstediğim işleri yapmasalar bağırırım. Sen ne iş bekliyorsun onlardan? Ben bahçeden iş bekliyorum. Hayvanlarımız var, onlara bakıyorlar. Kapılara fasulye var, temizlenecek, tövülecek. İşler çok. Kendi kızların yapmıyor mu? Kızlarım evden diyor, onlar da yapıyorlar o gittikleri yeri. Onların kaynanası öyle mi peki? İlla ki kaynana var da... Ağzı pantolonu yok öyle bir durum. Şeyler konuşur ya. Peki senin yaptığını kızlarına kaynanaları yapıyor mu? Yapabiliyor. Sırası gelince yapar. Sırası geldiğince yapmıyor. Sana hiç söylediği, şikayet ettiği oluyor mu kızlarına? Yok yok. Ben öyle birisi değilim. Herkes evini ne yaparsa kendisi dinleyecek. Öyle şikayet gel yok. Şimdi, ne kızlarımdan ne gelinlerimden. Kimse sana şikayet edemez. Edemez. Gelinlerim de beni köye şikayet edemez. Ay vallahi. Tam böyle bir hanım aile denk geldim. Yemin ederim senden ders almak lazım Ayşe evet, teyze. Duyarsam yani onları da fena yaparım o zaman. Ne yaparsın ya, ben sen ne yaparım? Benim annemle niye konuştunuz? Ben sizin için çalışıyorum. Sizin için yuva kurdum, sizin için ev yaptım, bir şeyler yaptım işte, bir şeyler diyorum. Ya iş beklemez, ben bu yaşta çalışıyorum değil mi? Çalışıyorum, onlar peşim. Ben önden, onlar arkamdan. Gelecek, gelmek zorunda duruyor.
Ay 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 ay. Senin kocan ne kadar şanslı Ayşe teyze. Kocam çok şanssızdır. Çok yaşlandı. Benim çenemden zebet. Ayşe teyzem gel. Senin çenenden niye yaşlandı? Niye adama dırdır ediyorsun o zaman? Ya bacım, yapmak zorundayım ben çünkü çalışıyorum. Çalışan insan yapmak zorundadır. Niye? Siz boş otururken yapıyorsunuz da ben çalışırken yapmayacağım. Evde hanımlar oturuyor, çene tırtır yapıyor. Ben çalışırken yapmak zorundayım. Yok ya, hiç çenesi olmayan kadın var mıdır? Yoktur. Çenesi olmayan kadın kimdi biliyor musun? Kim? Var, mezarda yatar. Sende böyle bir sahiplenmek var. Hep sahiplenmek var. Kelinlere tokmayın, yakmayın. İsraf yapmayın. İsraf etmayın, kezmere gitmayın. Çalışalım, toplayalım. Aslında benim ihtiyacım yok ama olsun, kendini de bırakamadım. Beraber mi yaşıyorsunuz? Hep beraberim. Gelinler hiç başka evlere gitmek istemediler mi? Hani belki bıkmış olabilirler. İstediler ama nasıl gidecekler? Gidemezler. Gitsinler gidebilirse de. Ben evlerimi veririm kiraya. Onlar gitsinler gene. Veririm kiraya, otururum, yerim. Tehdit de var vallahi. Var, vallahi var. Var. Ama bir şey diyeceğim. Hem gelinler çalışıyor ama ev senin. Ev benim değil, verdim onlara. Herkesin evini verdim. Verdiysen o zaman sen niye kiraya veririm diyorsun? Bırakın giderseler beni, giderler. Onlar kiraya. Adam ama kocalarını da alıp gidecekler. Alıp gitsinler. Sen hiç oğlunu bırakır mısın? Senin gibi bırakarım, kadın bırakarım. Hiç oğlunu bırakır mı? Bırakarım ama öyle bırakarım yani. Ya bırakırsan toptan bırakırsın. Tomar bırakarım yani. Aldım diyen, gönlüm diyen bırakarım. Başka çeşit bırakma. Allah için korkaydı çocuklarım. Hiç korkuyorlar mı? Bir şey yapmazdı. Ama benim de tövalarım hep onları ünlüdü. Hep tövah yaparım. Hep gece gündüz onlara tövah yaparım. Vallahi Ayşe teyze. İşte hadi birine bir tövah yapmış değilim. Kötülükten bir şey çıkmıyor. Ama ben senin gibi kaynana istemem biliyor musun Ayşe teyze? Tabii istemiyorsun. İster misin benim kumadama gireceksin, böyle keseceksin dünyayı? Ben seni salmam ki git gez. İster misin? Aldın yamurtla savuşalım, istemiyorsun onu. Ya. Et yiyeceksin ki yok ben önünde duramam. Aldın yamurtla ne yapacağım o yumurtayı ben? Benim gibi kız istemezsin ha gelin. Öyle ki bırak emrimden çıkacak. Sen nasıl gelin isteyeyim ben öyle? Ayşe teyze ya, çok fena valla. Ama Ayşe teyze ben işimi çok seviyorum valla gerçekten. O zaman ben de yanına kezerim ha böyle. O zaman gidiyorum. Kim çalışacak? Çalışmak bırakacağı var. Dur çalışmak oradan para kazanacağım. Ha ben paraları sana vereceğim Ayşe teyze tamam. Paralar bende. Kasa tamam. Burası. Sevmediğim yerdeyim aslında ama yönetmen zorluyor. Çık da çık. Bir şeyler oldu. Bakalım tartı ne diyecek, ne karar verecek? Bismillahirrahmanirrahim. Yanlış o. Yanlış tartı. Çok güzel bir tartı. Baksana ya. Canım hesabına gelin. Hoşuna gidiyor. Sayın benim dinleyen. Bir aşağı bakayım da siz tartacağım. Yeni gider. Yeni aşağı. Şimdi evet. Sonra tartacağız, bakacağız ne olacaksın? Şimdi üstünde elbise var. Var. 2 kilo takı var. Olsun. 2 kilo ayakkabı var. Ya, ödemlerim de var. Çıkar ayakkabıları koyacağız mı? Yok yapayım. Vallahi ben bunlarda fazla kilolu görünmeye razıyım. Çıkıyorum. 76 kilo 800 gram. Hayır bu yanlış, ben kabul etmiyorum. Tabii canım tabii. Amca vallahi ben kabul etmiyorum. Ben bu kadar kilolu olmak mümkün değil ya. Yok. Vallahi ya olamaz. Amca üstünde 2 kilo ayakkabı. Ya çıkar ayakkabı. Çıkar elbiseyi. Neyse ulan sen çıkar içinden çıkar. Allah Allah. Hayır ben bunu kabul etmiyorum. İşte amca de... gel bunu düzelt, az önceki doğruydu. Tabii ben... canım. Evet ben 63 kiloyum ya. Düzelteyim mi? Dur şimdi düzelteyim mi? Öyle dur sen. Düzel. Evet gördüğünüz gibi 64 kilo 25 gram geliyorum. Yani bunun yalanı yok. Tartıya da çıktı. Tabii canım. Artık kimse bana yiyorsun da yiyorsun demesin. Özellikle anne. Önümden yemek alma anneciğim. Gördüğün gibi bak ne güzel 64 kiloydu. Peki eşiniz mi tatlı tatlı mı tatlı? Nasıl soruluyor? Tatlıyla arası nasıl? Yemeği seviyor.
Evde kendi yapabiliyor mu? Yok, ben varken uğraşmıyorum yani. Bunu yapan duayla yapmış. Ben de yerken bir dua edeyim. Belki dualarım kabul olur. Allah kabul etsin inşallah. Amin. Turşunun debi deryası, Gedelek'teyim. Sofralarda hani yanımda böyle işte açar ya turşu. Benim de gözümü açtı vallahi, mis gibiler rengarenk. Buram buram turşu kokuyor. Burası Orhan Gazi Gedelek. Burası sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da turşu ticaret merkezi. Gedelek'te her şeyin turşusu yapılıyor. Gördüğünüz gibi kırmızı biberler, yeşil biberler, fasulyeler, aklınıza gelebilecek her şey. Ve her şey taze taze. Sevdiğim turşunun yapımına geldim. Tabii ki pancar turşusu. Bunlar da pancar kazanları. Pancarlar buralarda kaynıyor. Bakalım hanımlar neler yapıyor. Hadi gelin. Kolay gelsin hanımlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ay! Elbisem hep pancar oldu. Bunun lekesi çıkar mı abla? Çıkar. Katiyen durmaz. Bir kere yıkamada çıkıyor. Bir kere de çıkıyor mu? Bir kere de çıkıyor. Normalde pancarın rengi değdirme geçmez diyorlar. Yok yok, yıkadığımızda ellerimizi çıkıyor. Hemen gelir gelmez senden bir tüyoyu aldım. Pancar suyu leke yapmıyormuş. Yapmıyor. İsminiz ne? Sezer Gökkaya. Sezer abla, burası hep turşu. Hep turşu. Bütün köy turşucu. Her şey turşu. Aynen öyle. Köy turşu. Aynen. Ne gelirse biz turşu yapıyoruz. Satılmayan ne varsa turşu yapabiliyoruz. Ay. Oh, elbise gitti vallahi. Hiçbir şey olmaz olsun, hiç. Olsun artık. Neyse, canımız sağ olsun. Turşuya feda olsun kız. Aynen, pancar turşusuna. Ay nasıl da severim biliyor musun Sezer abla? Bayılırım. Şu an bunları yememek için zor tutuyorum kendimi. Sonra bana diyecekler ki gitti yine her yerde elini soktu her yere diyecekler vallahi. Yoksa yerdim yani. Bu şimdi doğrarken bile yenebiliyor. Biz bunu yiyoruz haşladığımızda da. Çiğken de yiyebiliyoruz, salataya koyuyoruz. Zaten çok faydalı olduğunu söylüyor doktorlar. Ne faydaları var abla? Kadın hastalıklarına çok iyi geldiğini söylüyorlar. Biz de o yüzden bol bol yiyoruz. Bence herkes Google açsın okusun değil mi abla? Aynen. Çok faydalı olduğunu çok biliyoruz. Aynen, çok faydalı. Gerekli şeyleri doktorlar anlatsın. Doktor. Bizim işimiz turşu yapmak. Benim işim turşu yapmak. Aynen. Bu köy hep turşucu. Hepsi turşucu. Peki burada zor olmuyor mu? Herkes birbiriyle yarışmıyor mu? Hayır, herkesin işi. Allah herkesin kısmetini veriyor. Ya hiç denk geldiğiniz olmuyor mu? Birbirimizden paslaşıyoruz daha yetmediği yerde. Ben de bittiyse ondan alıyorum birbirimizden paslaşarak. O şekilde satıyoruz. Ama bir de çok havalısınız hayatım. Bu Türkiye ticareti değil, dünya ticareti. Her buradan, yere satıyoruz, her yere. Buradan ticaret var yani. Yetmiyor desene. Yetmiyor. Biz bütün sene boyunca her çıkan sebzeyi turşu yapıyoruz, her şeyi satıyoruz yani. Yetmediğinde birbirimizden alıyoruz. Bütün turşucular birbirinden alarak devam ediyoruz bu işe. Abla her meyveyi sebzeyi yapıyor musunuz? Her şeyi yapıyoruz. Her şey. Mesela muz. Muzu süs olarak yapıyoruz. Yani yenmez ama süs olarak yapıyoruz. Çileğin turşusu var mı abla? Tatlı olan şeylerin olmuyor. Tatlı şeylerden olmuyor turşu. Peki patlıcan? Oluyor. Güzel patlıcanın hem de çok güzel oluyor. Dolmasını güzel yapıyoruz. Evet. Ay ben hiç yemedim biliyor musun? Dolmasını yapıyoruz onun. Dolma mı? Patlıcan dolması. İçine lahana, salatalık, havuç kıyılır. Tek tek doğranır. Patlıcanlar sezonunda haşlanır. Karnıyarık gibi açılır. İçine doldurulur. Sonra üzerine kırmızı yağ biberi konur. Kerevizle sarılarak turşu yapılır. Ha bu turşu oluyor. Tek tek turşu oluyor. Yemek gibi kız. Aynen öyle. Herkes yapamaz bunu. Sadece bizim köyün kadınları yapar bunu. Bu pancar turşusunu evde yapmak zor Sezer abla. Çok zor. Tiyoları neler? İyi haşlanması gerekir en başta. İyi haşlanmazsa sert olduğunda hiç güzel olmaz turşusu. Çok iyi haşlanmış olması lazım. Sen evde kendin turşu yapıyor musun? Yapmıyorum. Hiç. Ben zaten turşucuyum, yapmıyorum. Evde yapılanla burada fabrikasyon olanlar neden birbirini tutmuyor? En başta bizim suyumuz zaten çok değerli. Gedeleğin suyu çok değerli. Niye buranın suyunda ne var ki? Magnezyumları içindekilerin çok
yüksek olduğunu söylüyorlar. Çok kireçli bizim suyumuz. Hı-hı. Turşuları sert tutuyor. Kütür kütür. Aynen öyle dediğim. Aynen. Yani siz dışarıda şimdi satın sularla yapıyorsunuz. Evet. Onlar da güzel olmuyor. Gedelekte evde de yapsan gene aynısı olur öyle mi? Aynısı olur. Aynı. Köydeki hanımlar da yapıyorlar. Ev turşusu olarak satıyorlar. Onunkiler de çok çok güzel oluyor. Ev hanımlarının da geçimi oluyor. Ellerinde harçlık oluyor. Onlar da yapıyorlar. Peki bu pancar turşusu nasıl yapılıyor abla? İlk başta geliyor bahçeye indiriyoruz. Sonra nereden geliyor? Afyon'dan, İzmir'den. Bu şeker pancarı mı abla? Değil. Bu turşuluk kırmızı pancar. Şeker pancarı farklı. Kazanlarımızın kevgirlerine dolduruyoruz. Getiriyoruz. Burada güzelce bir yıkıyoruz onları önce. Kevgir var içinde, kazanların içinde. Süzgeç gibi. Orada 2 saat kaynıyor. Evet. Kaynadıktan sonra makine yardımıyla içindeki kevgirleri çıkartıyoruz. Tekneye alıyoruz. Tekneden makineye geliyor. Suyla birlikte tekrar yıkanarak kabukları soyuluyor. Kalan kabuklarını da tekrar bu tekneye koyuyoruz. Hanımlarımızın elleriyle Allah razı olsun onlar da gayet temiz bir halde leğenlere koyuyorlar. Sonra oradan doğruyoruz. Salamura gidiyor. Senin yaptığın işi ben de yapayım birazdan. Sen sohbet ederken tamam. Abla. Eldiven var mı? Bir eldiven alayım ben. Bir bıçak alayım. Bıçaklarımız da özel. Normal bıçakla doğramıyoruz. Süslü bıçaklarla doğruyoruz. Eldivenlerimi taktım. Kendim gibi süslü bıçağımı da elime aldım. Sezer ablaya yardım ediyorum. Pancarları doğruyoruz. Sezer abla şimdi bu pancarı aldık. Ne yapıyoruz? Bunun ölçüleri var. Şimdi ölçüleri mi var? Baştan aşağı 2 defa yarıyorsunuz. Böyle. Böyle. Döndürün öbür tarafından da. Tekrar. Böyle. Aynen. İkiye bölün şimdi. İkiye tamam. Bölüyorum. Ay. Bu şekilde. Ay ya ne beceriksizim ya. Estağfurullah. Ama bu şey olmadı ki altları. Tam aşağı kadar gitmediğiniz için. O zaman elimizi kesmez mi? Yok kesmez. Bıçaklar sadece pancarı kesiyor. Süslü bıçak özel buna pancarın. Sadece pancarı kesiyor. Evet. Pancarın özel bıçağı. Sezer abla bunlar sıcak peki elleriniz yanmıyor mu? Soğuk suyla soğutuyoruz. Önce su tutuyoruz üstlerine. Bu turşu içi de zor ya. Kışın soğuk, çok. Yazın sıcak yanmıyor musunuz? Çok meşakkatli bir iş, çok zorlu bir iş ama alışık olduğumuz için başka iş bilmiyoruz. Bunu yapıyoruz işte. Başka iş bilmiyoruz. Bunu öğrenmişiz. Doğduğumdan beri ben bu köydeyim, bu köyün insanıyım. Hep şey mi bu turşularla uğraşıyorsunuz? Hep turşularla. Genç kızlığımızda çalıştık turşhanelerde. Evlendim turşucu kocayla. Mecburen bu işi yapıyorum. O zaman bu çocuklarımı üniversite okuttum, geldiler yine turşucu oldular. Mecburen devam ediyoruz şimdi. Artık çocukların arkasında devam ediyoruz. O zaman bu köyde evlenenlerin kaderi turşucu. Aynen öyle. Ya babası turşucu ya kocası turşucu. Ha? Aynen. Abla peki siz o kireçli suyu kendiniz de içiyor musunuz? Ben başka yerde su içemiyorum. Niye? Satın su asla içemiyorum. Alışmışız bu suya. Sert su. Bunun suyunu nasıl hazırlayacağız basmak için? İçine ne koyuyorsunuz? Sirke, sarımsak, tamam. Kaya tuzu. Hazır bilir tuzlarla olmaz. Tamam. Kaya tuzu koyacaksınız. Suyu da çeşme suyu kullanırsanız daha iyi. Hazır sularla yapmayın. Turşuyu değil mi? Evet. Özellikle pancar turşusunun suyuna koyulması gereken bir şey var mı abla? Sirke, sarımsak. Başka hiçbir şey koyulmuyor mu? Kaya tuzu. Başka hiçbir şey gerekmez. Şeker? Şeker zaten kendisi lezzetli, tatlı. Koyarsanız güzel olmaz. Benim mesela annemle teyzem turşuya biraz pekmez koyuyorlar. Doğru mu? Biz koymuyoruz. Ya. Nohut koyuyorlar. Buna da koyuluyor mu? Hayır. Sadece nohut lahana yapılmış. Niye? Lahanayı ekşitsin diye. Çünkü lahana sadece tuzla kurulur. Kaya tuzuyla, suyla sadece tuzla koyarsınız. Biraz ekşitmesi için evlerde yapıyorlar bunu. Bizimkiler zaten çok beklemediği için öyle bir şeye gerek kalmıyor. Biz mesela turşu kurarken annem asma yapraklarını bidonun altına diziyor Sezer abla. Üstüne işte hangi malzeme varsa acuruydu, salatalıydı onları koyuyor. İşte hepsinden bir avuç koyuyor, bir avuç nohut. Hepsinden bir avuç koyuyor, bir avuç nohut. Ama çok olur. O kadar olmaz. Bir bidona en fazla koyacağınız böyle bir avuç bir şey olmalı. Çok fazlası yani, da çok ekşi yapar. Böyle çok avuç koymuyorum. Azıcık azıcık. Aynen nohutun şeyi o da mı ekşi yapıyor? Ekşi yapıyor tabii. Nohut ekşisin diye konur. O zaman asma yaprağı da öyle yapıyor. İkisini birden koymaya gerek yok. Birini koydunuz mu birine gerek yok. Neyse ben annemin yaptığını söylüyorum. Buradan anneme selam olsun. İnşallah doğru anlatıyorumdur. Yoksa beni yer vallahi. Neyse en son bir yerde su yapıyorlar. İşte kaya su, tuzu. Normal biraz şeker koyuyorlar. Pekmez bir kaşık koyuyorlar. Ondan sonra işte zaten sarımsakları içine koymuş oluyorlar. Sirkeyi de koyuyorlar. O suyu karıştırıyorlar. Ha bir de limon tuzu. Bu iyice ekşi oldu bu turşu. Yenmez bu turşu. Bence sen de. O turşu yenmez mi? Tabii yenmez bu turşu. Çok ekşi oldu bu.
Şeker eksiltmesi için konuluyor. Şeker koyduk. Nohut da koyduk. Biraz bir yaprağı koyduk. Turşu yenmez artık. Ama limon tuzu da var. Atı da turşuyor. Şöyle, bizim Malatyalı kadınların çoğu böyle yapıyor. Babaannem de öyle yapıyor. Olabilir. Belki yörenin verdiği bir hani öğrenmişler. O belki şekilde de o sert yapıyor. Mesela hiç bozulmaz, mayalanmaz. Olabilir, olabilir. Ben hiç duymadım pekmez konduğunu. İlk defa duyuyorum. Ben 35-40 senedir bu işi yapıyorum. Hiç ben duymadım öyle bir şey. Bir de onun kapağının hava almaması lazım. Evet. Öyle mi? Evet, evet. Hava alırsa bozulur turşu. Mayalanır. Turşu bozulur. O yenmez değil mi? O üstünde beyaz kepeklenirse? Yani üzerine alıp hemen kokutmazsanız üzerine alıp yiyebilirsiniz. Ama birkaç durursa, bir hafta 10 gün falan durursa o mayalanmış şeyin içinde koku yapar, yiyemezsiniz. Peki siz böyle o hani turşu kütür kütür olmalı ya, sert, hiç bozulmamalı. Onların bozulmaması için ne yapıyorsunuz? Hani o su, sertliği yakalamak. Bizim suyumuz kireçli olduğu için zaten onu yakalıyoruz. Yani kıssadan insanı var. Evet. Nohut, mohut, burada gerek hepsi yok. Gerek yok. Gedelekte biz yapacağız, onlar alıp yiyecekler. Aynen. Bu çok kadar. Çok da başına tarif vermedi. Yani aynen öyle. O zaman biz nereye uğraşmış olacağız? Biz yapalım, onlar yesinler afiyetle. Aynen öyle. Sezer abla, peki el önemli mi, el lezzeti? Kesinlikle gedeleğin kadınlarının elleri çok lezzetli. Ya. Kesinlikle. Ama öyle deme ya. Şimdi herkes kendine göre bir turşu şekli vardır. Peki ablalar, sizin eliniz yanmıyor mu? Soğuk su koyuyoruz kazandan çıktıktan sonra oraya. Bir de ayakları da hep suyun içinde. Çizme giyiyoruz. Yaz kış soğuk olmuyor mu? Patik giyiyoruz içimize, çorap giyiyoruz. Hiç ne ıslanıyorum ya. Oh maşallah valla. Ben biraz şöyle yanınıza geleyim. Yaşımız kaç, çalışıyoruz biz. Maşallahım var abla valla. 35 yaşındayız bak. Ekmek parası abla, hiçbir şey olmaz. Ne olacak, çalışmak ayıp mı? Çalışmanın yaşı var mı? Çalışan demir işler. Hepimiz benim, çalışıyoruz. Benim ablalarım hepsi 60 yaş üstü. Maşallah. Maşallahları var. Ay ben bu pancarı da çok seviyorum ya. Ay şöyle büyüğünü alıp yesim var ama sonra yönetmen bana kızar valla. Alayım mı? Çok güzel. Doğradıklarınızdan alın bakalım, nasıl güzel doğradınız. İyiyim ya. Yönetmen kızsın. Zaten o her şeye kızıyor. Afiyet ne çok olsun. Ediniyor. Sen de hakkını helal et. Helal olsun. Vallahi bana obur diyecekler. Zaten evde kaldım. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Artık bu yayından sonra iyice evde kaldım. Annem de turşumu kursun. Ay bu kadar da boğazlı olmaz ki Sezer abla ya. Vallahi ama çok güzel, insan bunu nasıl yemez ya. Hani bıçakla değmedi ya, daha lezzetli buralara. Evet. Biraz haşlanmış mısır tadı var. Of. Demem. Bunun içine böyle gömülesim var vallahi ya. Ama bunun burası lezzetli. Bu yan nasıl olur mu? Çok güzel. Bu yayından sonra pancarlar kilosu 50 lira. Ya her yerimi batırdım ya. Her yerim berbat halde. Değil mi? Kızlar, pancar yiyip geldin belli oluyor mu? Evet. Burnumda, ya. Evet. Burnumda mı var? Senin adın ne teyze? Sağ ol, Lütfiye Güler. Lütfiye teyze, ben de yapayım ya. Yap. Şimdi ne yapıyoruz abla? Bunu soyuyoruz değil mi? Evet, temizliyoruz. Böyle elimizle mi soyuyoruz? Evet. Çıkmayan yerleri bıçakla böyle elinde soyuyorsun. Bak çıkıyor. Aha. Çıkmayan yerleri bıçakla alıyorsun. Lütfiye abla, kaç yaşındasın şimdi? 65. Sen niye çalışıyorsun peki? Zevk için. Ya zevk için çalışanı da ilk defa görüyorum. Sağlığımız yerine geliyor. Ne gülüyorsun kız? Kikir kikir. Sen de mi zevk için çalışıyorsun yoksa? Evet abla. Evet abla. Evet, evet. O zevk için. Paraları ne yapıyorsun teyze? Emekli ol. Torunları bak. Öğrenimize bekliyiz. Torunlarımıza veriyoruz. Ay kıyamam bize evet. Ya. Canımız sıkılıyor, torunlarımıza bir yardım ediyoruz. Torunlar okudu hepsi. 12 tane torun var. Bak hala gülüyor. Kız ne gülüyorsun? O güler adamı güler. Hoşuna gitti valla. Adım öyle olduğu için gülüyorum. Ne yapayım ben? Güler teyze, adın Güler diye mi gülüyorsun bu kadar? Evet. Ha?
Sen de emeklisin. Nereden emeklisin Bilal teyze? Böyle bu turşuda çalıştım, emekli oldum ana. Ama devam. Devam ediyorum. Daha hala bırakamıyorum. Ama alıştın o yüzden. Ondan. Duramıyorsun. Paraları ne yapıyorsun? Paraları... Biriktirdim, hacıya gittim. Ay, biriktirdim, Ümre'ye gittim. Oh. Şimdi de torunlara telefon alıyorum ana. Ay kıyamam, telefonlar da çok pahalandı ya. Güler teyze ha? Evet anam. Güler teyze, peki evli misin? Evliyim tabii Allah'ıma şükür. Eşin nerede? Duruyor o da. Duruyor mu? Çalışıyor mu o da? Çalışıyor. Vallahi biz çalışıyoruz. Çalışma diyorlar ama biz kendimiz çalışıyoruz. Duramıyoruz. Ya. Teyze nasıl tanıştınız peki? Görücü usulüyle. Akraba mı? Yok, köyün insanı. Köyün insanı nasıl görücü usulü oluyor? Görücü usulüyle öyle sevmek, mevmek yok aramızda. Kim sizi birbirinize yakıştırdı Güler teyze? Akrabalar. Gönlün düşmedi mi kız? Beğenmesem gider miydim, gönlüm düşmese? Bu güzel oldu. Evet, gönlüm düşmese gider miydim? Gülme. Sonra? Benden sana geçti gülmek bak. Benim yanıma otursan öyle olur. Peki görücü usulü evlendiniz de Güler teyze? Bir adam kızarsa onları söylüyorum bana. Bir şey olmaz, ne diyecek? Aşkını anlatıyorsun Güler teyze. Daha bir de adam bana. Niye kızsın sana ya? İnsan sevildiğini duyunca kızar mı ya? Vallahi ben bilmem. Ne kadar nişanlı kaldınız? Bir sene. Bir sene mi? Niye o kadar bekletti seni? Bekletmişti. Sen de onu bekledin, ne güzel. Bekledim tabii. Buradan Halil amcaya söylemek istediğin bir şeyler var mı? Seni izlediğinde mutlu olsun azıcık kız. İyi ki varsın Erimcan. Aman Halilcan'ım diyeyim. Erimcan'la. İyi ki varsın herifcağızım dedi vallahi. Bir daha beni eve almazlarsa sana gelirim. Ah Güler teyzeciğim, senin emrin olur, ne demek, gel ama ben de geziyorum vallahi. Ya benle gezeceksin ya anamla oturacaksın. İyi, ben de gezerim, köy görürüm, ben memleket görürüm ben de. Güzel değil mi? Evet. Ah sen benim bir de hallerimi bir görsen Güler teyze. Ne yapacağım? Uyku yok, sabah 4'te uyandırıyor yönetmen beni vallahi billahi. Ben de daha erken kalkıyorum. Ama sonra gece de 12'ye 1'e kadar çalışıyorum. Beraber ben de senden sunucu yaparım. Güzel, hoşuna gitti. Gitti mi tabii? Ya bizim bu işlerin de cazibesi çok fazla ya. Vallahi yani. Güler teyze bile kaç yaşındasın? Vallahi 66 yaşındayım. 66 yaşında kadını bile cezbettiyse vallahi bu mikrofon tehlikeli bir şey. Kaç yaşında başladın? Dedim, anamdan olduğumdan beri, dünyaya geldiğimden beri çalışıyorum anam. Güler teyze, her gün çalışıyor. Gene aynı öyle sunucu böyle dedim, deme sana dedi. Ne yapayım? Geldiğimden beri çalışıyorum ana. Peki şimdi bunlar bitince ne olacak Güler teyze? Turşu olacak kızım. Turşu olacak da ama buradaki pancarlar bittikten sonra işiniz bitiyor mu Güler teyze? Devam ediyor. Yaşa kadar devam ediyor. Paydos saatine kadar. Evet. Yarın bir daha devam. Aynen öyle. Ablacığım senin ismin ne? Benim ismim Aliye. Aliye ablacığım, bu işler meşakkatli işler değil mi? Evet. Ya hepimiz çalışmayı seviyoruz ama sanki böyle turşu yapmak biraz meşakkatli iş. Kışın soğukta o suların içinde elleri üşüyorlar. Ama kışında geleceğiz yani pancar bitene kadar. Ya niye bir tek pancarda çalışıyorsun abla? Yaşımız var artık. Gençler gidiyor her işe. Aliye teyze kaç yaşında çalışmaya başladın? Valla küçük yaştan beri çalışıyoruz biz de. Aliye teyze, ben bir de neyi merak ediyorum biliyor musun? Hani böyle çocukluğumuzun filmi var ya, Adile Naşit'le Münir Özkul birbirlerini yiyorlardı turşu suyuyla. Tilki! İmam! Ondan sonra boşandılar mı, ayrıldılar mı, tekrar çocuklar grev yaptı, barıştırdı. Oradaki turşu biri limonlu, biri sirkeli diye kavga ediyorlardı. Sirke! Tilki! İmam! Hangisi haklıydı? Sirkeli güzel olur. Sirkeli. Bunun hakkı sirkedir yani değil mi? Evet. Sirke olmazsa mayalanır mı peki? Mayalanmaz herhalde. İşte şeker falan koyuyoruz büyük turşhanelerde. Alırken diyoruz ya pahalı, ucuz. Ama gerçekten emek değil var. Yani emek aynen var. Kolaylan olmuyor. Her aynen şey pahalı. Bu sene kurak gitti. İşe çok sıcak oldu. Mahsuller olmadı çok.
Her şey pahalı. Sofralarımızda en sevdiğimiz pancar turşuları gördüğünüz gibi ablalarımın elinden geçiyor. Ne kadar uğraşsanız da onların elinin lezzeti, o kireç suyunun lezzeti evde yapılanın bitmez. Yerini tutmaz. Yaşlıların elinden geçiyor de. Hep böyle elimizden geçiyor. Pancar kazanları fokur fokur kaynıyor, foşur foşur köpürüyor. Burası turşu fabrikası değil, burası turşu köyü. Ev yapımı değil, el yapımı. Peki eşiniz mi tatlı, tatlı mı tatlı? Nasıl soruluyor? Tatlıyla arasınız. Yemeği seviyor. Evde kendi yapabiliyor mu? Yok, ben varken ulaşmıyorum yani. Bunu yapan duayla yapmış. Ben de yerken bir dua edeyim. Belki dualarım kabul olur. Allah kabul etsin inşallah. Amin. Of Pınarbaşı burma burma yar 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 aman. Yar gelince öter turnam leylim 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 aman. Yar gelince öter turnam leylim 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 aman. Çayırda buldum seni ellere vermem seni. Kendime alsam seni sineme sarsam seni. Aynam düştü yerlere karıştı gazelleri. Tabiatın kurusun bakarım güzellere. Aynam düştü yerlere karıştı gazelleri. Tabiatın kurusun bakarım güzellere. Gedelek'te turşuya lezzeti veren suyun başındayız. Pınar başındayız. Gittiğinizde böyle lezzetli tatları tatmak istersiniz ya, Bursa Orhan Gazi'ye geldiğinizde de doğalı tatlı varmış. Bunu yemeden tatmadan tabii ki gidilmez. Selamlar. Merhabalar. Ay döktüm. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Ay ben deyim, tatlıyı görünce heyecanlandım, kusura bakmayın. Nimet vallahi, günah. Bir duanız mı kabul oldu beyefendi? Yok, aslında bir espriden kaldı ismi. Nasıl espriden? Ismi. Evet. İsminiz nedir? İsmim İrfan. İrfan Çiftçi. Tatlının tarifini sormadan peşim vermiyorum dedi. İsmini anlatmak için başladım konuya. Aha, tamam. İsmi bir espriden kaldı dediğim gibi. Biz bunun tarifini vermiyoruz. Bir gün de tatlı yaparken babamın bir müşterimiz mutfakta yakaladı. Tarifini alacağım diye içeriye girdi. Babam da espri sever. O girince ocağın altını kapattı. Başladı kazanı kaçta dua etmeye. Dedi abi ne yapıyorsun? O tatlının duasını okuyorum dedi. Sonra gülüştük tabii ama bizim eskiden masalarımızda kartistler ne bırakıyordu müşterilerimiz? O da dualı tatlıyı yemeden sakın gitmeyin diye bir not yazdı. Her gören bir not yazdı. Merak etti, yedi. İsmi oradan dualı kaldı. Şimdi bu tatlıyı ilk baba mı yaptı? Evet, babayla anne yaptı. Babayla anne. Babanın adı ne? Orhan. Orhan baba, annenin ismi ne? Safiye. Şimdi Orhan baba bu tatlıyı normal muhallebi diye yapıyordu yani. Hayır, şöyle. Aslında bir dondurmadan çıkıyor Yeşilbaşı'da. Bir yürüyüş yolumuz var bizim karşıda. Orada babam diyor ki ya herkes elinde dondurma yazın. Ne kadar güzel bir şey yapmış bunu yapan adam. Hani herkes 7'si de seviyor, 70'i de. Hadi hanım diyor, biz de bir şey yapalım yarın. İşte süt söylüyorlar, onu atıyorlar, o çok oldu, boğaz oldu derken bu ortaya çıkıyor. Ha, keşif evet, için evet, uğraşılıyor. Evet, deneye de, tabii muhakkak. Tavuk göğsü, muhallebi, keşkül, kaymak, salep, sütlaç hepsini andırır. Ama hiçbiri değil. Siz biliyor musunuz tarifi? Tabii, ben yapıyorum şu an. Ha, şu an siz. Evet. Sizden başka bilen var mı? Yok. Ya zaten bu işin sırrı da bu, ticari evet. Sırasında da. İnsan merak ediyor yani aslında. Es kaza bir şey olsa bu işletme çöktü, evet. Bitti. Yani evet, şu an öyle. Gelen nesil var ama daha çok haberleri yok bu konuda. Bu iş nasıl meşhur oldu? Ben yıllardır şarkı söylüyorum, söylemesi ayıp, meşhur yani olmak zordur tabii. Ondan merak ettim. Bu işler ya, çetrefilli yollar İrfan Bey, bilirim ben bu işleri.
Ya tadan diğerini anlattı. Aslında biz yani bir reklam bir şey yapma. Bir tadan yani diğerini anlattı. O gelen de buraya o kadar mutlu geldi. Yani tatlı kötü de olsa beğenmeme şansı yok. Çünkü o kadar iyi anlattılar ki bizi. Yok sağ o tencerenin olsun. Başında sağlam evet, bir dua evet, edilmiş evet, kesin. Tamam. Tek böyle bir şey var. Dükkan bereketi mi denir artık buna? İşin sevgisi mi denir? Abi ben sana duanın sağlamlığından bahsediyorum. Sen sevgi diyorsun. Yani... Yani şöyle, babam aynı şeyi ben de yaptım ilk başladığımız zamanda. Çok uğraştık mesela, olmadı yani. Hemen olmadı aynı şey. Her şey aynı. Ama el lezzeti diye tabii, bir şey var. Tabii, tabii. Demek istediğim de bu yani. Ellerinize bakabilir miyim? Ben var mı? Ben olanlar hani böyle lezzetli. Bilmiyorum, şey yok. Ha, yok. Peki hanımınız nerede? Eşim öğretmen benim. O evdedir şu an. Tatlıyla arasınız. Yemeği seviyor. Evde kendi yapabiliyor mu? Yok, ben varken uğraşmıyor yani. Aklında başka bir şey olsa öğrenir belki, bir yerde şube açarsa. Bilmem. Beddualı diye açabilir o da bilmiyorum. Ay yalnız bu çok tehlikeli bir şey biliyor musunuz İrfan Bey? Hani dualı, ayrıldık, beddualı, tatlı. Rakibiniz kim beddualı? Eski eşim. Eski eşim. Allah korusun. Allah korusun. Espri yapıyoruz ama konuyu siz açtınız. Evet, evet. Peki eşiniz mi tatlı, tatlı mı tatlı? Nasıl soru bu ya? İkisi de desek. Olmaz. Bir seçim hakkınız var. Yani, eşiniz mi tatlı? Tatlı mı tatlı? Yani bana göre eşim tatlı. Aa burası vallahi tam hanım köylü. Kime evet. sorsak hanım tatlı. Evet. Ama şimdi ekmek daha tatlı olması gerekmiyor mu? Onunla beraber güzel olur ya herhalde. Bunun tadına bakalım artık. Tabii. Mikrofonu size veriyorum. Tamam. Yengeniz mi ne? Ferda. Buradan söylemek istediğiniz, bu aslında söyleyeceğinizi söylediniz de hani belki söylemediğiniz bir şey vardır. Hitafen böyle bir, siz anlatın ben de bunun bir tadına bakayım. Bu başka değil mi İrfan evet, Bey? Evet, bunun altında incirli cevizli kek var. Kek mi var? Evet, incirli cevizli kek var. Üzerinde yine bizim doğal tatlımız var. Ay bu daha çok kilo yapar ya, fındık, kekmek. Fındık ve çilekle de üzerine süslüyoruz. Vallahi ya yiyoruz kiloyu da düşünüyorum. Evet, doğal ya merak ama etme. Ama gene yiyoruz ya. Yani. Bir şey olmaz. Şimdi o zaman bunu yapan duayla yapmış. Ben de yerken bir dua edeyim. Belki dualarım kabul olur. Allah kabul etsin inşallah. Amin. Gerçekten dua ediyorum. Vallahi Allah'ım sen biliyorsun konuyu ya Rabbim. Vallahi çok büyük dua ettim. Olursa şey franchising'ini ben alacağım. BG dualı tatlılar diye. Bol dualı. Bol dualı. Yiyorum. Hazır afiyet mısınız? Olsun, afiyet olsun. Valla beğenmesem söylerim. Tabii kesinlikle lütfen söyleyin. Ya yine valla milleti aşerdireceğiz ya. Hanımlar valla bunda bir şey yok. Ben size söyleyeyim baştan. Koyun sütün içine vanilyayı. Kaynatın gitsin. Yiyin işte üstüne de ceviz bir şey der. Başka bir şey yok. Bir şey anlamadım. Çünkü üstünde kirekle kandırmışlar. Alta geçiyorum. Bu az önceki yediğimden daha güzelmiş ya. Niye? Bu bol dualı olan işte. Bence ben çok kalpten dua ettim. Evet, o da olabilir. Kabul olduğu için böyle hissediyorum. Alt üstü bitecek incir, evet, yani. Muhallebi yani. Kabul ediyor musunuz? Bir de ediyorum, dua. Ediyorum. Tamam, alt üstünü kabul ettiyseniz sorun yok. Afiyet olsun. İşin esprisi bir yana gerçekten çok lezzetli. Bu güzel sohbet için çok teşekkür ederim. Bursa Orhan Gazi'ye gelip de dualı, yalnız dualı değil, dubalı tatlı yemeden gitmeyin. Düşen bir yaprak görürse beni hatırla demiştim. Biliyorsun seni ben sonbaharda sevmiştim. Düşen bir yaprak görürsen beni hatırla demiştim. Biliyorsun seni ben sonbaharda sevmiştim. Her sonbahar gelişinde sarı sarı yapraklarla kuru dallar arasında sen gelirsin aklıma. Her sonbahar gelişinde
sarı yapraklarla kuru dallar arasında sen gelirsin aklıma, sen gelirsin aklıma, sen gelirsin aklıma. Usta duayen Yıldırım Gürses'i memleketi Bursa'da rahmetle anıyorum. Düşen bir yaprak görürse beni hatırla demiştim. Biliyorsun seni ben sonbaharda sevmiştim. Düşen bir yaprak görürsen beni hatırla demiştim. Biliyorsun seni ben.